Merhaba, iyi günler. Adını koyalım da yine karşınızdayız. Yine Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özbek ve Kemal Can'la bir konunun adını koymaya çalışacağız. Bu haftaki konumuz Feyzoğlu, Barolar Birliği'nin bir önceki başkanı. Kendisini öyle tanıtıyor artık, Metin Feyzoğlu. Bununla ilgili konuşacak çok şey var. Bunun adını koyalım ve anladığım kadarıyla önümüzdeki dönemde kendisinden bir daha çok bahsetmeyeceğiz galiba. Öyle de gözüküyor. Ancak ilginç bir serüveni oldu Metin Feyzoğlu'nun. Aşırı radikal muhalefetlikten daha sonra tam bir sadık iktidar yanlılığına ve sonunda büyük bir hizmetle, fark açık olmamakla birlikte bildiğimiz kadarıyla birçok şeyle oynandı. İktidar desteğiyle birlikte barolar bölündü, delege sayıları azaltıldı vesaire. Ama kazanamadı, bir sonu hüsranla biten bir öykü. Bunun düşündürdüğü çok şey var, farklı farklı boyutlar var. İşte hep birlikte bunları konuşmak istiyoruz. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ayşe, senle başlayalım. Dediğim gibi Feyzoğlu'nun birçok boyutu var. Yani açık söyleyeyim, ben kendisinin muhalif olduğu zamanlar da hiç sevmezdim. Yani şey olarak. Sonra hiç şaşırmadım sonraki durumuna. Bu benim kişisel bir şeyim. Birçok insan çok şaşırdı. Ama bunun grafiği aslında bize Türkiye hakkında çok şey anlatıyor diye düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun bu olay hakkında? Ben öncelikle belki ikinci bölümde bahsederiz aslında bu seçimlerin nasıl kazanıldığının bize Feyzoğlu'nun kişiliğinden ve kim olduğundan daha fazla şey söylediğini, baro seçimlerinin nasıl kazanıldığının önemli olduğunu düşünüyorum. Belki ikinci bölümde konuşuruz. Bu bölümü azıcık kısa tutacağım çünkü Feyzoğlu çok yakından takip ettiğim biri değil. Ama AKP açısından bakarsak, Erdoğan açısından bakarsak bize bu vaka bir şey söylüyor. O da Erdoğan'ın siyaset yapma biçiminin, ki itibar kelimesini çok kullandığını biliyoruz Erdoğan'ın. Erdoğan'ın siyaset yapma biçiminin o siyasetle dokunduğu ve o siyasete dahil ettiği herkeste ciddi bir itibar erozyonu yarattığı gerçeğini bir kez daha önümüze koydu. Bu yalnızca Feyzoğlu gibi öbür taraftan devşirilen, öte taraftan başka mahalleden, şöyle diyeyim, karşı mahalleden devşirilenlerde söz konusu değil sadece. Şey de biliyoruz, Numan Kurtulmuş örneği var mesela. İşte yan mahalleden, o da belki tam olarak o mahalleden değil ama yan mahalleden komşunun devşirildiği ve siyasete dahil edildiği durumlarda da ciddi anlamda Erdoğan'ın kendi Erdoğan'ın işbirliği yapmayı seçtiği, onunla işbirliği yaparak İşte belli bir rızayı kendisine değiştirmeye çalıştığı her durumda, her kimi seçtiyse onunla ilgili ciddi bir itibar kaybına neden olduğunu görüyoruz. Bu insanların genellikle Numan Kurtulmuş'ta da aynı şey söz konusu. Gene şeyde bu örnekte olduğu gibi neden taraf değiştirdiklerini bilemiyoruz. Numan Kurtulmuş şunu da bilmiyorduk. İşte Has Parti şey yapıyordu bir şekilde, Erdoğan'ın karşısında duran, Erdoğan'ın işlerini onaylamayan ama gene Erdoğan'la aynı kuşaktan muhalif dindarların ilgisini çeken bir siyasi partiyken bir anda her şey dağıldı, darma duman oldu ve üstelik o siyasetle bir bakıma Kurtulmuş ve Has Parti bir bakıma şeyde karşı mahallenin saygısını da alırken, bu sayede dindarlığın saygısını, yani her ikisinin ortak noktası olan dindarlığın itibarını neredeyse korurken, kurtarırken, Saadet Partisi için aynı şeyi söyleyemiyoruz oradaki bu milli görüş şeyse omurgası yüzünden belki. Orası biraz as usual olduğu için, yani öyle olmaya devam ettiği için aynı şeyi söylemiyoruz. Ama orada bir şey varken Numan Kurtulmuş da ben gideceğim orada siyasetime devam edeceğim demişti. Biz bunun sebebini hiçbir zaman bilmedik. En azından ben bilmiyorum. Takip ettiğim kadarıyla akla yakın, o türlü bir radikal dönüşü akla yakın kılacak bir vaziyette yoktu ortada. Dolayısıyla bir örneği orada görmüştük. Burada daha enteresan bir şey var. İşte
kamu önünde Erdoğan'la çok ciddi restleşmeler yaşamış birinden bahsediyoruz. İnanılmaz bir kriz, bir tür siyasi krize o salondaki konuşmayla galiba Yargıtay açılışı mıydı, öyle bir şeydi. Adli yılın başlangıcı hikayesiydi. Öyle bir yerde öyle bir restleşme yaşamış işte bir tür bir skandal görüntüye neden olmuş söyledikleriyle biri. Sonra gene anlayamadığımız bir şekilde sebebini bilemediğimiz bir şekilde Erdoğan'dan yana davranmaya başladı. Onun böyle sadece mesleği itibariyle bile şu insan hakları paketi meselesinden bahsediyorum mesela. Mesleği itibariyle bile karşısında durması gereken şeyleri en yüksek mertebeden onayladı. Hatta kimi söylentilere göre o paketin kaleme alınmasında da payı vardı. Söylenti diyorum bununla ilgili bir ispat ortaya konmuş değil. Dolayısıyla bir bakıma kendini, geçmişini, her ne iddiası varsa hayatıyla, siyasetiyle ilgili onu reddederek bir güce eklemlendi. Ve sırf bu nedenle itibarını kaybetti. Son gördüğümüz manzarada bu itibar kaybının nasıl, ne diyeyim, toplum tarafından muhalif, sadece muhalif toplum değil esasında çünkü Feyzoğlu'yla ilgili yazılanlara, çizilenlere baktığımızda AKP tarafından tamam desteklendi seçim sürecinde falan ama ayara açık olacak bir biçimde savunulduğunu, böyle övgüler yazıldığını falan da en azından ben görmedim. Dolayısıyla bir itiraz var, yeni başkan Erinç Sakan'a itiraz var ama Feyzoğlu'yla ilgili işte şöyle de iyi hukukçuydu, böyle de kocaman bir adamdı, işte davamızın bilmem nesiydi vesaire falan diye de görmedim çünkü zaten öyle bir durum yok. Şimdi bu bize ne söylüyor peki? Yani bu Feyzoğlu hakkında bir şey söylemiyor. Bu geçtiğimiz 20 yıl hakkında bir şey söylüyor. Bir, Erdoğan'ın ve AKP'nin rakiplerini bertaraf ederken kullandıkları bir yöntemin tekrar ettiğini gördük. Bu yöntemde ne? Bir güç odağını dağıtmak istiyorsa oradan birini alıyor ve sadece kendisini alarak onun itibarını ortadan kaybedip bir müddet orayı, o güç odağı her neyse, bu örnekte şeydi, baroydu. O güç odağı her neyse orayı bir tür krize, bir otonomi krizine, bir iç kargaşaya sokuyor. Sonuçta kendisi biliyordur muhtemelen Feyzoğlu'nu alarak baroları kendisine ikna edemeyeceğini ya da Feyzoğlu'nu alarak Kemalistleri kendisine ikna edemeyeceğini muhtemelen biliyordur. Yani hani böyle bir saftilik içinde olduğunu zannetmiyorum. Yani içlerinden birini alıyorsun ve onlar da onunla beraber sana doğru geliyorlar durumu olmadığının farkındadır. Fakat güç odağı, o ortam, o siyasi bağlam içinde öyle bir kriz yaratıyor ki o krizle mücadele ederken bir şekilde işte o kutuplaşmalar oluyor, karşılıklı restleşmeler oluyor falan. Bu noktada zaten bence önemi var. Feyzoğlu'na yönelik muhalefetin bu seçimi nasıl kazandığıyla ilgili sürecin, o sürece biraz bakmakta fayda var o yüzden. Çünkü bu kriz çözüldüğünde yani o Erdoğan'ın oradan birini seçerek yarattığı kriz, yarattığı siyasi kriz, itibar krizi çözüldüğünde esasında Erdoğan kaybetmiş oluyor. Bu da Erdoğan ve kriz, Erdoğan ve krizleri fırsata çevirme, fırsata çevirecek krizler yaratma stratejisinin, buna siyaset demenin ben siyasete hakaret olduğunu düşünüyorum. Ama bu türlü bir ayak oyununun kime, neye, nasıl mal olduğunu ve esasında çözülmemiş krizlerin, yaratılmış ve çözülmemiş krizlerin üzerine kurulmuş bir iktidarın hem toplum için hem de bu iktidarı kuran için ne anlama geldiğine dair önemli bir örnek elimizde şekillenmekte diye düşünüyorum bu son vakadan yola çıkarak. Teşekkür ederim. Evet Kemal, şunu söyleyeceğim. Feyzoğlu pekala CHP'nin başına geçebilirdi. Yani Kılıçdaroğlu seçimlerde başarısız olduğu dönemlerde biliyorsun genel başkan adaylığı için adı geçiyordu, parti üyesiydi,
ve pekala olabilirdi. Yani bir şekilde örgütü toparlayamasa, edemese, delegeler vesaire bir çözülme olsa ve birdenbire o kişinin daha sonra başka bir yere gittiğini de gördük. Yani şimdi bu bir kişisel bir olay olmanın ötesinde anlamları var ama, değil mi? Bence de var. Şimdi zaten o yüzden bu programda şey oldu, mottoya dönüştü. Ayşe'ye katılmıyorum. Sürekli birbirimize katılmadığımızın altını çizerek dipnot atıyoruz. Şimdi de onu yapayım ben. Çünkü Feyzoğlu'nun iktidarla yakınlaşması, Erdoğan'la çok yan yana hale dönüşmesi, onun sonrasında işte baro seçimiyle ilgili acayiplikler, zaten hani herkesin bildiği şeyler, hani onu seçtirmek için ne tür zorlamalar yapıldı, ama bu ne Numan Kurtulmuş vakasına ne tek tek devşirme meselesine benzeştirilecek bir şey bir gelmiyor bana. Bu daha çok mesela Devlet Bahçeli'nin bir milli güvenlik sorunu olarak işaret ettiği Erdoğan'ı iktidarda kalmasını şimdi bir milli güvenlik garantisi olarak sunmaya başlamasındaki dönüşüme benzetilebilir. Yani Feyzoğlu devşirilmiş biri olmaktan çok temsil ettiği ya da temsil etmesi için adaylık yarattığı alana dair yeni ittifakın anlamı itibarıyla bir buluşmayı parçası olmuştu. Bir kişisel devşirilme hikayesi değil, bir yaklaşımın, bir çizginin. Bunu şeylerle bağlayabiliriz. Cumhuriyet'teki vakıf yönetimi operasyonuna mesela Beştepe'nin dahliyle de ilişkilendirebiliriz. Başka şeylerle de ilişkilendirebiliriz. Bu özellikle işte Bahçeli'nin dönüşümü ve Erdoğan'ın yeni ittifak hem cemaatle koparken hem daha önceki liberal Avrupa Birliği merkezli liberal ittifakından koparken yeni oluşturduğu ittifak formunda çeşitli kanatlara biçilen rollerle ilgili bir şey. Ve Feyzoğlu hem CHP Genel Başkanlığı için adaylığa hazırlanırken hem o zaman Erdoğan'a muhalifmiş gibi yapılan bir çizginin öne çıkan figürü olmaya çalışırken aynı şekilde iktidarla buluşması da o misyonun, o çizginin, o yaklaşımın aslında iktidar ittifakına eklemlenmesiyle ilgili bir şey. Bireysel bir devşirme hikayesi gibi gelmiyor bana. Hatta başka baro başkanlarını da bu kapsama koyabiliriz. Yine mesela CHP Genel Başkanlığı için aday olmuş Ümit Kocasakal'la aslında Feyzoğlu'nun nasıl bir önceki yakınlıkla yürüdüklerini de hatırlamamız lazım. Bugün işte bazı daha önce yargılanmış olan Ergenekon davalarında filan yargılanmış olan bazı eski asker zevatın bazı politikalarda nasıl iktidarla yan yana olduğunu, bunun medyadaki uzantılarını, bunların hepsini birlikte düşündüğümüzde bir bireysel devşirme hikayesi gibi gelmiyor bana. Kurumsal bir tarafı var, bir de yeni ittifakın temsil genişliği, ideolojik temsil genişliği açısından bir karşılığı var. Aslında Feyzoğlu'nun tıpkı dedesinin misyonunu tekrar eden bir tarafı da olduğunu düşünebiliriz. Çünkü Turan Feyzoğlu'yla başlayan Güven Partisi hareketi aslında CHP'nin sağa çekilmesi ya da CHP içerisinde o sırada oluşmakta olan ortanın solu ve biraz daha sola yaslanma eğilimine direnç olarak oluşmuş ve aslında hani yine o zaman da tıpkı şimdi Feyzoğlu'nun biraz parladığı dönemde iddia ettiği gibi işte kurucu değerler, cumhuriyetin değerleri filan gibi misyonlarla aslında otoriter merkezin sağda oluşmasının sol kanadı ona yapıştırma işlevini görmek üzere programlanmış bir siyasi misyon. Dolayısıyla Feyzoğlu'nun üzerinden kurulan şey
parlak bir aktörü AKP saflarına katalım değil, bir çizgiyi bu yeni ittifakın parçası haline getirelim. Gerekirse o çizgiyi yapıştırsın ve eklemlesin. Yapamıyorsa da öbür tarafta bir dağılma ve eleştirel bir parçalanma süreci yaratabilsin. Yani bir tür win-win. Hani öyle olursa ne güzel, alır CHP'nin başına gelecek bir adam haline gelir. Baroları da peşinden sürükler ve orada da kalıcılaşırsa ve buradan bir popülerlik imal ederse. Ama galiba AKP'nin bu tür mühendislik stratejilerinin hepsinde olduğu gibi bir ifrat sorunuyla karşı karşıya gelip bu elindeki enstrümanı biraz hoyratça kullandığını, kendi kullanımı yüzünden fazla hırpalayarak erken devre dışına çıkarttığını da söyleyebiliriz. Aslında bu bir şeyi anlatıyor bize, bu süreç. Bu tıpkı yerel seçimde gördüğümüz gibi AKP'nin siyaset üretme kabiliyetini kaybettiği gibi siyaset dışı araçlarla siyasete müdahale imkanlarının da bu araçları ölçüsüz ve fütursuz kullanımı yüzünden biraz eline yüzüne bulaştırdığı ve murad ettiği sonuçları almakta zorlandığını gösteriyor. Yani yerel seçimde burada çok kez konuştuğumuz gibi bunu çok ciddi bir silleyle, siyasi silleyle öğrendi ama bundan vazgeçmiş değil. İşte baro seçimleri sürecinin tamamı 4-5 tur çok acayip zorlamalarla, yani işte delege yapısının değiştirilmesi, ikinci baroların kurulması, kongrelerin iptal edilmesi, yasal zorunluluklara uyulmaması, olağanüstü kongre taleplerinin durdurulması, bütün bunların hepsi işte avukatların tek tek baskı altına alınarak baro değiştirmeye zorlanması, daha envai çeşit zorlamayla bu yürütüldü. Ama bu sonuç alamadı. Bundan çıkartılacak iki sonuç var. Birincisi, dediğim gibi siyaset üretme kapasitesini kaybettiği gibi zorlamayla sonuç alma yeteneğinde de sıkıntılar baş gösterdiğini bize anlatıyor. Bu iyimser bir şey olarak, gelişme olarak kaydedilebilir. İkinci bir mesele de aslında geleneksel direnme yöntemlerini, işte baroların mesela yürüyüş yaparak, Ankara'ya yürüyüp bu yapılanları bildiğimiz konvansiyonel direnme yöntemleriyle herkes için olayın saçmalığını, olayın trajikliğini gösterme açısından konvansiyonel direnme yöntemlerini, yani bugün çok muhalefette tartışıldığı gibi seçimi bekleyelim, seçimde görürsün demekle yetinilmemesinin nasıl bir etki yarattığını da öğrenmiş olduk. Yani hem iktidarın zorlama yetenekleri açısından bir deney özelliği var bu baronun, hem de bu antidemokratik zorlamalara karşı direnme pratiklerinin nasıl sonuçlar doğurabileceği açısından da bence örnek oluşturan bir vaka. Yani iki tarafına da bence bakmak gerekiyor bu baro örneğinin. İkisinin de bize anlattığı bir takım şeyler var diye düşünüyorum. Kemal, bir şey soracağım şimdi Burak'a gelmeden. Sen bir ara sabah Sabah gazetesinde Ankara'da çalışmıştın değil mi, kısa bir süre? Çalıştım. O zaman Ankara temsilcisi kimdi? Benim zamanımda Fatih Çekirge genel yayın yönetmeni olmuştu. Bekir Coşkun şeydi. Tamam, bu hangi dönemdi bu? 28 Şubat değil miydi? Öyle bir zamanlara denk gelmiyor muydu? Şimdi Fatih, seni dinlerken o geldi aklıma. Fatih Çekirge'nin geçen dediğim yeni Katar'a gitmiş Cumhurbaşkanı'yla yazısını okudum da. O zamanki Fatih Çekirge Erbakan hükümetine karşı nasıl mücadele ediyorsa, bu zamanki Fatih Çekirge de Erdoğan iktidarını o derece yüceltiyor. Yani senin demin söylediğin profile aslında uyan bir şey. Yani kim değişti? Kişisel olarak değişmiş olabilir ama sonuçta durduğu yer yine tırnak içinde
devletin yanında durmak gibi bir şey oluyor. Evet, yani bak şunu söylemek istiyorum. Yani şimdi bu AKP'yle ya da iktidarla çeşitli dönemlerde farklı biçimde ilişki kurmanın hepsi aynı pakette düşünülecek şeyler değil. Bir, kendi pozisyonlarından ya da iddialarından çok fazla güç atfeden birilerinin iktidara akıl vererek etkinlik kazanabileceklerine inanarak dahil olanları vardı. Bu mesela özellikle AKP'nin ilk yıllarında bu AB süreci ve bu liberallerle kurulan ittifakta bu tür aktörün, çok fazla aktörün olduğunu hatırlıyoruz. Sonra böyle bireysel şeyler var. Ayşe'nin söylediği gibi devşirilen aktörler var. İkbal görüp doğru trene atlama zamanlamasını bazen hatalı yapan ama çeşitli dönemlerde atlayanlar, inenler var. Ya buna Sedat Peker'i de katabilirsin. 3 tur attı. Yani şimdi çok anlattıklarıyla başka bir yere oturdu ama 3 tur döndüğünü hatırlıyoruz Sedat Peker. Yine senin söylediğin gibi medyada bunun çok sayıda örneği var. Bürokraside var, askerler arasında var. Çok, ya işte en çarpıcısı Bahçeli. Yani şimdi bir sürü örnek sayıyoruz ama yani Bahçeli'nin Erdoğan için söylediklerinin, hani Süleyman Soylu'yu falan saymıyorum. Çünkü o onları söylerken de bir çizgiyi değil, çok basit bir siyasi taktik hamleyi yürütüyordu. Ama Bahçeli açısından çok temel bir politik pozisyondu. Ama tam tersine geldi. Şimdi burada şunu bir zamanlar CHP'liler söylediler. İşte Bahçeli anahtarını, partinin anahtarını AKP'ye teslim etti. Koltuk deneyi falan. Sonra şimdi yine aynı hepsine ne anlatıyorlar? Meğer Bahçeli esir almış Erdoğan'ı. Yine aynı şeyi anlatıyor aynı insanlar. Nasıl oluyor hani anahtarı teslim etmiş, şimdi esir almış? Çünkü bu böyle açıklanabilir bir şey değil. Böyle evet. Değil yani. Biri kendi şeyini bırakmış da başkasının yanına gelmiş gibi değil. O iki çizgi bir başka ortaklık zemininde yeniden buluşmuş olduğu için bu değişimler oluyor. Ama senin söylediğin gibi bireysel örnekler, bireysel devşirmeler falan tabii ki söz konusu. Yani onun için her bir vakayı biraz kendi bağlamında konuşmak lazım. Onun için söyledim. Evet Burak, sen hangi bağlamda bakıyorsun daha çok bu Feyzoğlu olayına? Çünkü sen şey diye de bir sosyal medyada gördüm. Bayağı bir coşkuyla seçim sonuçlarını karşıladın diye biliyorum. Sesin çıkmıyor. Tabii sevindik. Evet, evet. Ben Kemal abiyle aynı düşünüyorum bu konuda. Yani burada özellikle 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan Erdoğan'ı meşrulaştırmak için onu milli güvenliğin ve devletin bekasının arkasına gizleme ve bu şekilde Erdoğan'ı destekleme eğiliminin bir yansımasıydı aslında Metin Feyzoğlu. Yani bunu söylemek lazım ve bu aslında son dönemde ortaya çıkan işte Erdoğan'ı iddiatçılar esir oldu gibi söylemin bir de öteki tarafı var. Yani mesela Metin Feyzoğlu da Erdoğan'ın devlete teslim olduğunu düşünüyor. Etiyen Mahçupyan da Erdoğan'ın devlete teslim olduğunu düşünüyor. Birisi kendi pozisyonunu meşrulaştırıyor. Erdoğan'ın yanındaki pozisyonu. Diğeri de Erdoğan'ın karşısındaki pozisyonunu aynı argümanla meşrulaştırıyor. Fakat aslında ikisi aynı şeyi söylüyorlar. Yani Erdoğan'a bir faillik atfetmeden, bir agency atfetmeden onu masumlaştırarak sanki aşkın bir devlet yapısı, karmaşık bir devlet yapısı ve bu devletin böyle stres durumlarında verdiği geleneksel tepkiler varmış gibi davranıyorlar, böyle okuyorlar. Metin Feyzoğlu da Etiyen Mahçupyan'dan farklı bir okuma geliştirmedi bu açıdan. Onu söylemek lazım. Ve bu geride bıraktığımız 5 sene içerisinde Feyzoğlu'na dikkat edin, güvenlik konularında da konuştu. Mesela insan hakları ihlalleri konularında konuşmazken, Türkiye'nin kanun devleti özelliği aşınırken, konuşmazken, yani bunu dönemin şartları itibariyle tolere edilebilecek bir pratik olarak görürken,
S-400 meselesinde coşkulu bir şekilde hükümete destek verdi. Veya sınır ötesi operasyonları meselesinde. Çünkü Fevzioğlu'nun kendisini konumlandırdığı nokta Erdoğan'ın müttefiki değil. Erdoğan'ı da aşan bir devletin ona bir emir verdiği ve onun mecburen artık taş basarak Erdoğan'ın yanında olduğu. Böyle meşrulaştırıyor. Yani kendisi bunun böyle olmadığını biliyor. Bu ayrı bir şey fakat meşrulaştırma zemini bu. Çünkü Erdoğan'ın kurduğu yapı 2002'den bu yana sürekli olarak aslında metodolojik olarak aynı. Yani 2002-2010 döneminde de Erdoğan kendi failliğini gizlemeye çalıştı. O zaman demokratikleşme, sivilleşme gibi kavramların arkasına gizliyordu. 2021 senesinde, 2016'dan sonra geçirdiğimiz 5 sene içerisinde milli güvenlik kavramının arkasına gizledi. Yani ben Erdoğan'a değil, demokratikleşmeye destek veriyorum. Burada mesele Erdoğan'ı aşan bir mesele diyenlerle ben Erdoğan'a değil, memleketin bekasına, devletin bekasına destek veriyorum diyenlerin aslında yöntemsel olarak tutturdukları yol birbiriyle aynı. Ve Erdoğan'ın failliğini küçümseyen, yok sayan, onu korumaya alan aslında. Bunu yaparak da onu küçümsemeyen, onu korumaya alan. Böyle söylemek lazım. İkincisi aslında Fevzioğlu meselesi bize, ben dondum mu bu arada? Yok, devam et. Geliyor sesin, evet. İkincisi Fevzioğlu meselesi aslında bize daha ilginç bir şey gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilginç bir seküler okuması var. Yani sekülerlere dair, Kemalistlere dair, CHP'lilere dair çok ilginç bir okuması var ve kendisini de buna ikna etmiş durumda. Bu sembolist Atatürkçülük denen, işte heykellere bakıp gurur duyan, derinlemesine bir Kemalizm kavramı geliştiremeyen, Kemalizmi 1920'lerin, 30'ların sembollerinden ibaret sayan, dolayısıyla bir insanın seküler hayat tarzına sahip olduğu sürece politik tutumunun pek bir anlam ifade etmediği, yeter ki sembolleri iyi temsil etsin zihniyetiyle göz önüne çıkartıldığında bir destekçi bulacağına dair bir inanç var. Yani bu çok arkaik bir okuma. Hani Metin Feyzoğlu seküler bir aileden geliyor, söylemleri seküler, muhtemelen içki içiyor, Atatürk imgesine toz kondurmuyor, her bayramlarda hazır kıta bir şekilde milli günlerimizi anıyor, Atatürk'ü anıyor. Dolayısıyla CHP'li olduğu ya da seküler olduğu veya Kemalist olduğu çok belli bir karakterin politik tutumunun pek de önem arz etmediğini. Çünkü politik tutumdan bahsedildiği zaman hukuk gibi, demokrasi gibi daha incelikli işlere girileceği için onun çok da önem arz etmediği, önemli olanın semboller olduğuna dair bir inanç var. O yüzden Fevzioğlu gibi isimlerin aynı zamanda muhalefetteki pragmatik arayışları da tehdit etmek için, onları zan altında bırakmak için kullanışlı birer enstrüman olduğunu düşünüyorlar. Yani CHP pragmatik olarak bir arayışa girdiği zaman, diyelim ki Kürt lerle konuşmaya çalıştığı zaman, diyelim ki muhafazakarlarla konuşmaya çalıştığı zaman, diyelim ki evrensel normlarından bahsettiği zaman, diyelim ki KHK'lı probleminden bahsettiği zaman, diyelim ki kanun hakimiyeti sorununa parmak bastığı zaman, Metin Fevzioğlu o incelikli alanı bir şekilde bypass edecek, 1920'lerin, 30'ların sembollerini ve kelimelerini konuşarak aslında CHP'nin yeteri kadar Kemalist olmadığını söyleyecek. Yani hükümetin istediği şey CHP'nin pragmatik bir politika yapması değil. Çünkü pragmatik bir politika yaptığı zaman geniş bir ittifak olabiliyor. CHP'nin agresif bir şekilde Metin Feyzioğlu'nun vücudunda tecessüm eden Kemalizmi sergilemesi. Sergilemiyorsa eğer Metin Feyzioğlu ve onun gibi insanların tacizlerine maruz kalması. Bu İYİ Parti için de geçerli. Yani hükümet mesela İYİ Parti milliyetçi olmamakla itham etmeye dayalı bir strateji izliyor. Yani İYİ Parti'den mutlaka milliyetçi olduğuna dair net sembollerle halkın doğrudan anlayabileceği şekilde davranmasını bekliyor. Davranmadığı zaman mutlaka İYİ Parti'den kopan bir milliyetçi figür orada beliriyor hükümetin yanında. CHP'de mutlaka bir Kemalist figür beliriyor. Çok enteresan bir şey. Dolayısıyla bu insanlar İlginç bir şekilde hem muhalefetin o pragmatik siyaset yapma arayışını sabote ederken aynı zamanda da kendi yerlerini Tayyip Bey'in failliğini
Tayyip Bey'in yaptığı atamaları, Tayyip Bey'in kamu idaresini keyfi bir şekilde yönetişini, Tayyip Bey'in aslında bürokrasiyi partizanlarıyla dolduruşunu falan es geçerek, yani bütün bu konuları es geçerek büyük bir devlet meselesi olarak lanse ediyorlar ve kendi pozisyonlarını konumlandırıyorlar. Bu baro seçimi aslında bir anlamda böyle bir paradigmanın iflas ettiği anlamına geliyor. Yani Metin Feyzoğlu ona sağlanan bütün iyiliklere rağmen, işte avukatlara yeşil pasaport verilmesi, baroların bölünmesi, delege yapısının değiştirilmesi, yani hükümetin aslında siyasi olarak bedel ödediği konular bunlar biraz baktığınız zaman. Bir iyilik yapıyor, seçimi kazansın diye yapıyor ve kazanamıyor. Demek ki bu bizi şuraya götürüyor. Muhalefet hükümetin zannettiği arkaik noktada değil artık. Onun ötesine geçmiş ve bir koalisyon kurma, işleri birlikte yürütme ve kötülüklerin anası olarak bu hükümetin varlığını ontolojik olarak kabul ediyor. Yani bu hükümet varsa eğer, burada başka bir kötülükten konuşulmaz. Öncelikli iş bu hükümetin, hükümetin adamlarının götürülmesidir gibi bir duruma evrilmiş. Koalisyon kurma kültürü ve becerisi bunun sonucu olarak ortaya çıkıyor. İkincisi de o devlet meselesinin aslında 2016 senesinde mesela 15 Temmuz'dan hemen sonra Cumhurbaşkanı'nın görev onayı %70'lere çıkmıştı hatırlarsak. Cumhurbaşkanı da Adalet ve Kalkınma Partisi duvarlarına Atatürk posteri astırmıştı. Bu ne demek oluyor? Önemli bir kesim, milliyetçilerden ve kemalistlerden önemli bir kesim Cumhurbaşkanı'nın görevini onaylıyor demekti. Fakat bu geride kaldığımız 5 sene içerisinde o BK kavramının bencil, partizanca çıkarlar için o kadar heba edildiğini, aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisini devletin arkasına gizleyerek devleti yıprattığını, devletin geçen hafta konuştuğumuz gibi kurumsal kişiliğini ortadan kaldırdığını, adeta bir kişisel aile şirketi gibi, bir köy bakkalı gibi yönettiğini gördükçe o BK söylemi de hızlı bir şekilde inandırıcılığını yitirdi. Bu paradigma çöktü. Onu söyleyebilirim. Şimdi ikinci turda Ayşe, Burak'ın demin sözünü ettiği muhalefetin birleşerek Feyzoğlu'nu yenmesi olayı. Şimdi Feyzoğlu olayına tepkilerde, genellikle sevinen tepkilerde şu vardı. İşte bu aslında AKP'nin kaybının bir göstergesi, bir tür yerel seçimlerin bir devamı gibi görüldü ve bunun hani bir kalenin düşmesi gibi görüldü. Bu siyasi benzetmeyi doğrudan buraya taşıyabilir miyiz? Yani Barolar Birliği seçimi bizim önümüzdeki dönemi, siyasi dönemi çok açıklayan bir yönü var mı? Ses. Sorunun cevabına geçmeden önce Kemal'in bana neden katılmadığını anlamadığımı söylemem lazım. Çünkü tam olarak söylediğim şeyi başka bir açıdan dile getirdi. Demeye çalıştığım şey oydu. Tabii ki Feyzoğlu'nu baroların dolayısıyla hukukun, avukatların, savunmanın desteğini yapabilirse alabilmek için yaptı. Ama alamayacağını bence biliyordu. Orada belki farklılaşıyoruz. Alamayacağını tabii ki biliyor. Çünkü barolar çok homojen yapılar değiller. Dolayısıyla orada bir kriz yaratmakla iki şey yaptı. Çünkü Beyzoğlu'nun kişisel bir devşirmeymiş gibi alarak iki şey yapıyor. Hem onun itibariyle ilgili bir operasyon yapıyor. Hem baronun içinde üç şey oldu. Baronun içinde bir kriz yaratıyor. Üstüne üstlük bir de baronun itibarını zedelemiş oluyor. Yani az önce Burak da söyledi ya, şeyin, devletin hükmî kişiliğini ortadan kaldıran, hukuki kişiliğini, kurumsal kişiliğini ortadan kaldıran bir şeyler yapıyor ya şey Erdoğan. Bu da barolar örneğinde yaptığı şeydir. Numan Kurtulmuş'a benzettiğim şey, orada da bir eleştiri geleneği, şekillenmekte olan bir eleştiri geleneğini acaba içerleyerek yok edebilir miyimdi? Sonuçta o eleştiri geleneği dışarıda kaldı ve Kurtulmuş'un kişisel devşirilmesi süreciyle sınırlı kalmış oldu. Burada ortaklaştıran şey bu. Yani ben şu siyaseti de içeriyim deyip o siyasetin önde gelenine, Cumhuriyet Gazetesi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Önde gelenlerini aldığı vakit arkayı boşta bırakıyor. Arkada bir kriz bırakıyor ve o kriz kendini toplayana kadar bir şekilde o ortamda şekillenen rahatsızlığı kendi siyasetine dönüştürüyor. Kendi siyasetinin bir komponentine, bir aracına dönüştürüyor. Buradan da şeye geliyoruz. Esasında Burak'ın az evvel söylediği tanıyor mu tanımıyor mu şeyleri falan diye. Ben
şuna çok inanırım. İnsanlar başka insanları kendileri gibi bilirler. Çamlıca Camii'nin tepesine cami yapıp etrafındaki mahalleleri yıkmaya rıza toplayabileceğini düşünen biri, mahalleleri yıkmaktan bahsediyorum. Üstelik kendisine oy veren insanların mahallelerini yıkmaktan bahsediyorum. Buna rıza toplayabileceğini düşünen biri oraya bir Atatürk posteri koymakla ya da işte en çok Atatürk diyenlerden birini devşirmekle oradaki siyasi enerjiyi de devşirebileceğini zanneder. Bu en başından itibaren bu sembolik bir şey. Neredeyse ne diyeyim ikonografik siyasetin ikonografik sembolün bile ötesinde ikonografik bir installment şeysi yerleştirmesi kendi zihninde. Dolayısıyla herkesi kendisi gibi bildiği için etraftaki şeyleri rakibi olan ya da içermek istediği, üzerinde operasyon yapmak istediği güç odakları diyelim ona. Güç odağını da kötü anlamda kullanmıyorum. İşte şeylerin siyasetin daha yerel, daha merkez şeyden uzakta, merkezi idarenin uzağında ama kendince başka merkezler oluşturarak şekillendiği yerler diyelim onlara. Oralara nüfuz etmenin yolu olarak bunu seçtiği için ve işlemediği için bu hale geliyor. Sonunda o kurumlara, o odaklara da dediğim gibi itibarını kaybettiriyor ama biz şeyde şimdi Ruşen'in sorusunun cevabına döneceğim. Baro örneğinde bu itibarın nasıl geri kazanıldığını da gördük. Eksiği var, onu söylemeden geçmeyeceğim. Önemli bir eksiği var. Yeni başkan kendisi de söylüyor. Kadınlar temsil edilmiyorlar. Kadın avukatlar yeterince temsil edilmiyorlar. Hiçbir aşamada neredeyse, hiçbir komisyonunda şeyin. Bunu telafi etmenin yollarını bulacaklarını söylediler. Onlar telafi etmeseler de ben kadın avukatların bununla mücadele edeceklerinden eminim. Böyle bir muhalefet şahı bu zafere koymuş olayım ben de kendi adıma. Bir eleştiri daha var. Çok fazla baro başkanı var idarede görünür yerde. Onlar hem zaten baro başkanı hem neden şeydeler hani böyle yönetimdeler vesaire falan gibi biraz işi sağlama almakla ilgili bir durum olduğunu zannediyorum bunun. Bunun da giderileceği yolunda kendisinin konuşmalarından, yeni başkanın konuşmalarından, Erin İstakan'ın konuşmalarından anladığım kadarıyla bir takım çalışmalar yapacaklar. Şimdi burada bize şey yapan, bir şey söyledi, benim aklıma yatan ve güzel işlediğim, ha işte oluyor dediğim bir şey söyledi. O da dedi ki kendi başkan adaylığı sürecini anlatırken, çünkü biz buna benzer bir süreci daha önce de yaşamıştık fakat tek aday çıkaramamıştı baro. Baro'da muhalifler, Beyzoğlu muhalifleri ve o nedenle gene Beyzoğlu kalmıştı yönetimde. Bu defa işi gerçekten sağlama almışlar. Tek aday çıkarabilmek için uğraşmışlar. Yani bütün barolarda ciddi anlamda şeydeki siyasetteki genel seçimlerdeki gerrymandering dedikleri hikayeye benzeyen yani seçim bölgelerini yeniden tasarlayarak ki bunu bekliyoruz galiba önümüzdeki seçimlerde de seçim bölgelerini yeniden tasarlayarak hile yapma diyebileceğimiz mevzuyu burada da yapmış Feyzoğlu iktidarını kullanarak işte baro başkanı olma halini kullanarak ayrıca AKP'den de çok yardım almış şeylerin oluşmasında delegelerin oluşmasında vesaire falan filan ama işe yaramamış çünkü tek bir aday çıkarmaya odaklanmışlar. Konu tek bir aday olunca da anladığım kadarıyla anlattığı hikayeden Erin Sakan'ın anlattığı hikayeden anladığım kadarıyla yerellerde o adayın nitelikleri tartışıla gelmiş. Yani yerel barolarda o adayın nitelikleri ne olmalı konusu tartışıla gelmiş. En sonunda kendisinden şöyle bahsediyor Erin Sakan. Ben diyor başkan olarak baroyu idare etmek üzere orada bulunmuyorum. Bu yeni bir şey. Diyor ki eşitler arasında sözcüğüm, eşitler arasında imtiyazlı olan değil. Eşitler arasında sözcüğüm. Yani işte komisyonlar kurulacak, onlar çalıştırılacak. Baronun ne söz söyleyeceği, ne yapacağı, hangi konuda nasıl tepki vereceği oralarda şey yapacak. Yani
ateşi belki artacak şeyin, baronun her aşamada komisyonlar vesaire falan konuşulacağı için, onlar oluşturulacağı için, dolayısıyla bir iş yoğunluğu, bir müzakere yoğunluğu, tartışma yoğunluğu yaşanacak ama belki kararlar daha yavaş alacak. Ve bu şekilde ben o kararların sözcüsü olacağım diyor. Şey olarak genç bir aday, genç biri olması da anladığım kadarıyla şey yapılan, onu favori yapan şeylerden bir tanesi, teveccüh gösterilen şeylerden bir tanesi, özelliklerinden bir tanesi. Bir de sözünü sakınmamış olması. Sadece Feyzoğlu'na karşı değil, işte Diyanet'le de bir çekişmesi var. Devletin hiç haz etmediği insanları da şey yapmış, savunmuş vesaire falan. Ki Twitter'da, sosyal medyada, yalnızca Twitter'da değil, sosyal medyanın hemen her yerinde A Haber'de zannediyorum bu özelliklerini, yeni baro başkanının bu özelliklerini haberleştirdiğinde aldığı tepkiler gerçekten çok eğlenceliydi. İyi bir sicili varmış dedi insanlar ve böylece popüler bir onaya da sahip oldu Elif Sakan. Hiç bilinmeyen, neredeyse hiç bilinmeyen birisi olduğu halde. Şimdi burada bu modelde karşımıza ne çıkıyor? Bir, şu eşitler arasında sözcü fikri gayet güzel bir fikre benziyor bence. Önümüzdeki şey için, genel seçimler için partiler arasında, ittifak partileri arasında denenebilecek bir yöntemdir. Halkımızın buna şey yapmayacağı, zaten lider sevdiği, lider isteyeceği, buna teveccüh göstermeyeceği, bunun kafa karışıklığına neden olacağı, zaten baronun bunun böylesi bir taktiğin, böylesi bir siyasetin çalışıp çalışmaması konusunda bir veri oluşturmadığı, çünkü baronun zaten eğitimli insanlardan oluştuğu, halkımızın pek de böyle olmadığı gibi itirazlar gelebilir. Ben o itirazlara bir örnekle cevap vermek istiyorum peşin peşin. Panko Birlik seçimleri yapıldı. Ekim ayında bitti, Ekim ayı sonunda. Ve Panko Birlik'te aşağı yukarı benzer bir süreç yaşandı. Recep Konuk tam 21 yıldır şey yapıyordu, yönetiyordu. Panko Birliği'nin bütün diğer kooperatiflerle beraber neredeyse trust bir şirkete dönüştürülmesi sürecinde AKP ile işbirliği yaptı Recep Konuk. O esnada özellikle Konya çevresindeki pek çok çiftçi çok para kazandılar, çok ayrıcalıklar edindiler. Recep Konuk'tan bahsettiğimizde 1,5 dönem boyunca AKP milletvekili yapmış, 94'te Çumra'da belediye başkanlığı yapmış birinden bahsediyoruz. Fakat kaybetti. Kendisi aday olmamıştı, bir halef belirlemişti Özkan Taşpınar. Özkan Taşpınar, yani iktidarın gösterdiği aday, üstelik de bu kadar güçlü bir güçlü ve organik bağları olan, sahayla organik bağları olan birinin desteğiyle çıkardığı aday Ramazan Erkoyuncu karşısında kaybetti. Ben Ramazan Erkoyuncu kim diye de baktım biraz. Hiç benzemiyormuş gibi durduğu için özellikle Panko Birliği aldığını söylemem lazım örnek olarak. Hala çiftçi, varlıklı biri ama traktör de satmış. Varlıklı biri fakat kendisi yapmış parasını biraz. İşte şu ya da bu şirketlerde yönetim kurulunda, yerel yönetim kurullarında, yönetim kurulu başkanlığında falan bulunmuş. Konyalı ve şey ne derler onun adına... İktidardan bağımsız olması, iktidarın adayı olmaması dışında iktidarın adayından fazla da farklı olmayan biri. Bu bana bayağı enteresan bir özellik olarak geldi. Yaptığı ilk işlerden bir tanesi vali ve AKP il başkanlığını şey yapmak. O da biraz Ekrem İmamoğlu taktiği gibi geldi bana, ziyaret etmek. Fakat sonuçta dediğim gibi Konya gibi bir yerde üstelik. İktidarın desteklediği bir aday değil, bir başkası kazandı. Üstelik ona çok benzeyen olmasına rağmen, yani ona çok benzeyen, benzer profilde birisi olmasına rağmen böyle bir sonuçla karşılaştık. Dolayısıyla bana şu gibi geliyor, hem baro seçimleri hem bu alakasız seçim, Panko Birlik'teki alakasız seçim, ortak noktaları biraz bu şeyin,
ne derler onun adına, seçime götüren sürecin nasıl yönetildiğiyle ilgili. Öyle bir durumda adayın kim olduğu, neye benzediği falan önemli değil. Önemli olan sanki o seçime götüren süreçte ittifakın gerçekten şeyin söylediği gibi, Erin Sağkan'ın söylediği gibi eşitler arasında bir ilişki olarak kurulup kurulmadığıyla ilgili ve bunun izah edilip edilmediğiyle ilgili bir taraf var. Ben şeye hiçbir zaman katılmadım. İşte halkımız lider sever, işte birisi ona ne yaptığını söylesin der vesaire falan hikayesine bir sürü sebeple katılmadım. Ama bu durumda, şu içinde bulunduğumuz durumda, hem baro seçimleri hem panko birlik bize bu argümana, bu şeye, hipoteze yaslanarak bir şey yapmanın çok riskli olacağını gösteriyor diyeyim ben. Teşekkür ederim. Kemal, ne dersin? Evet, bu siyaseten geriye dönük okumadan biraz da ileriye dönük okuma, bu bize neyi gösteriyor? Hakikaten bu sevinç gösterileri gerçekten anlamlı mı, yoksa bu pekala bir baro seçimidir, illaki her şeye teşmil edilemez falan mı diyorsun? Şimdi profil açısından, yöntem açısından ve bağlama açısından genel seçimle birebir özdeşlik kurmanın pek çok sorunu var elbette. Bu daha özel şartları olan, daha özel profilin bir çıktısı. Ama bazı yöntemsel meselelere ve Türkiye siyasetinde de sık başvurulan bazı ezberlerle ilişkisine baktığımızda bir şeyler çıkartabiliriz. Buradan çıkabilecek bazı fikirler olabilir. Hem bazı yeni fikirler olabilir, hem de bazı ezberlerin aslında ne kadar geçerli olduğu ile ilgili tartışmaya katkısı olabilir. Biraz önce değindim. Yani iki tane faktör vardı. Birincisi, bu şimdi çok tartışılan, işte yerel seçim meselesinde de gündeme geldiği gibi, iktidar seçimi lehine çevirmek için olmadık işler yapabilir. Acayip zorlamalara başvurabilir ve dolayısıyla istediği sonucu alır. Fikrini bir kez daha kıran, çünkü bütün gücünü kullandığı, bütün zorlamaları yaptığı durumlarda bile bunun almak istediği sonucu garanti etmediği anlamında bir şey var. Bir gösterge sayılabilir bu. Çünkü oldukça uzun bir süreçti. Biraz önce de değindiğim gibi çok sayıda araç kullanıldı bunun için. Ve işin ilginç tarafı aslında, mesela MHP bu konuda daha aktif davrandı üstelik. Özellikle bu ikinci baroların kurulması sürecinde ve onun hem yasal çerçevesinin hazırlanmasında hem faaliyetinde aktif rol oynadığını biliyoruz. Doğrudan MHP yöneticisi olan ve bazı milletvekillerinin o konuda çok gayretli olduğunu biliyoruz. Şimdi ikinci bir şey, yine demin bahsettiğim gibi, bu tür hukuksuzluklara, zorlamalara karşı nasıl cevap üretileceği ve bunun karşısındaki birlikteliğin ve direncin nasıl örgütleneceğiyle ilgili de bir takım şeyler söylüyor. Biraz önce değindiğim gibi, aman sokak tehlikelidir, durun, seçimi bekleyin, seçimde cevabını vereceğiz, siz bize seçimde desteğinizi verin den sınırlı, bununla sınırlı olmayan bir direnç göstermenin, bir tutum göstermenin, gerekirse işte soğukta yol kenarlarında polis kalkanları önünde oturma eylemi yapmaya varacak kadar bir direnç azminin gösterilmesinin, bunun konvansiyonel eylemliliklerle başka insanlara duyurulması ve o aidiyet, ortaklık ve direnç birlikteliği fikrinin taşınması açısından da bir takım örnekler oluşturuyor. Biraz önce Ayşe değindi, bu seçim galibiyetini sağlayan ittifak zemininin
ve onun temsilcisi olarak seçilen kişinin nasıl konumlandığıyla ilgili bir tarafı da var. İşte hani Ayşe'nin tarif ettiği gibi eşitlerin arasında sözcü olarak öne çıkmak. Yani ama burada şu detayında olduğunu görmek lazım. Evet, Ayşe'nin dediği gibi böyle hani yumruğunu vuran aynı şey gibi Feyzoğlu'nun bir simetriğini oluşturup o yeşil pasaport aldıysa ben kırmızı pasaport alacağım diyen birinin değil de, tamam mı? Yani başka bir şeyin, başka bir ilişki biçiminin varlığını ifade eden ama bunu ederken böyle dirayetli, kuvvetli lider değil ama cesur ve lafından geriye gitmeyen biri görüntüsünün önemli olduğunu. Yani buradaki liderin arkasına takılınması liderin gücünden değil, liderin gösterdiği cesaretten gelmesi. Bu anlamda mesela bir başka ezberi daha bozan bir tarafı var. Şimdi çok kullanılan işte Türkiye'nin sosyolojisi, siyasetin gerekleri, bazı hassasiyetler filan denilen şeyler konusunda da bir şey söylüyor bize. Çünkü aslında yeni seçilen Sağkan'ın, biraz önce yine Ayşe hatırlattı, Diyanet'le girdiği polemik ve o yayınladığı, Ankara Barosu'nun yayınladığı bildiri, işte Tahir Elçi'ye sahip çıkmasıyla ilgili bir takım Anadolu barolarının çok yüksek reaksiyon alabileceği varsayılan tutumu. LGBTİ bir de. Evet, bu tür konularda hiç de ya bu memleketin de bir takım hakikatleri var. Bunun bir ortasını bulalım. Şimdi sonuçta bu kadar da zorlama var. Dolayısıyla bu Anadolu barolarının da desteğini kaybetmeyelim diye tam tersi o direncin taşıyıcısı olma iradesini zayıflatan bir gevşeklik göstermemiş olan bir aday olması da bize bir şey anlatıyor. Tam da aslında belki de sahiden iktidarın da şimdi kışkırttığı bazı barolarında hala altını kazımaya çalıştığı bu reaksiyonun sahici bir tarafı var. Ama şunu görüyoruz ki bu yapılan hukuksuzluk ve saçmalık karşısında bu hassasiyetlere dikkat edenlerin bile ya tamam da mesele şu anda bu değil. Hiç de bununla ilgisi yok. Çünkü mesele başka bir şey diyebilmeyi mümkün kıldığını, o çok güvenilen Anadolu barolarının katkısının bu anlamda bu sembollerle kışkırtılabilir katkısının beklenen faydayı sağlamadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ezberlerle ilgili tamam tekrar söylüyorum bu farklı bir profil, bahsettiğimiz avukatlar başka bir sosyoekonomik ve sosyokültürel bir profili işaret ediyor. Ama bir fikir veriyor. Sonuçta çok daha en az memleketin vasatı kadar saçma reaksiyonlar verebilmiş baroların bulunduğu bir ülke burası. Bu hakikatler de söz konusu. Evet, onlar sayesinde hala belki 5 oy bile almaması gereken Feyzoğlu 150 küsur oy almış olabilir. Ama temel değişim dinamiğinin bu hassasiyetleri gözetmek ve onları da kucaklamaktan çok saçmalığa, anormalliğe, olağanüstülüğe, hukuksuzluğa, zorlamaya işaret eden bir tutum olduğunu da bize gösteriyor. Bunun daha sonuç alıcı olduğunu gösteriyor. Yani mesela yerel seçim içinde hep konuşuyoruz ya, ne değiştirdi şeyi, işte yapıcı muhalefet filan. Yani işte onun için diyorum hani Feyzoğlu eksik şeyler yaptı, biz baroyu daha acayip bir şey yapacağız, daha iyi yöneteceğiz filan iddiasının değil, Feyzoğlu'nun yaptığı saçmalığın seçim sonucunu belirlediğini görmemiz lazım. Bunun da seçim, genel seçim için birebir uygulanmayacak ama bir fikir verecek tarafları olduğunu düşünüyorum. Ya o yüzden mesela ha işte başladı, süreç başladı, bak patır patır gidiyor, işte bu domino taşı
bak burada olanların aynısını yapıştır, genel seçimde çıkar gibi bir iddiada bulunmuyor. Ama buradaki bir takım noktaların, işte aday profili, adayın tutumu, ittifak zemini, ittifak zemininin neyin üstüne oturacağı, iddialar, bununla ilgili yöntemler ve ezberlerden sakınarak başka bir dil kurmak ve başka bir ilişki önermek gibi meseleler açısından da bazı ilhamlar sunduğunu dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Bunların bir kısmının benim genel seçim ve genel siyasi tabloyla ilgili de söylediklerimle örtüşmesinden de ayrıca bir memnuniyet duyduğumu söylemek istiyorum. Evet Burak, seninle kapatacağız. Aynı soru sana da geçerli. Bir de şey notunu düşeyim. Ben geçen yaptığım yayında bir ibret öyküsü dedim. Bu olayın bir ibret boyutu da var herhalde. O konuda da bir şey söylemek istersen sevinirim. Sesin yine açık değil. Heh. Şöyle söyleyeyim. Yani sandık görünce millet tepkisini veriyor. Sadece Panko birlikte değil. Halter Federasyonu'nda da oldu. Yerel seçimlerde de oldu. Şimdi Türkiye Barolar Birliği'nde aynı durum gerçekleşti. Yani şunu söyleyebiliriz, açık konuşmak gerekirse. Hükümetten toplumun birçok kesimi memnuniyetsiz, bir ittifak kurma becerisi geliştirdi. Ve bir kanal buldukları zaman bunu değiştirme iradesi gösterebiliyorlar. Bununla birlikte bir şey daha var. Yani Kemal abi sokaktan bahsetti. Ya ben kategorik olarak sokak hareketlerine karşı değilim. Fakat sokak hareketlerine gelinceye kadar siyasi grupların, siyasi partilerin yapması gereken şeylerin çoğunu da yapmadığını düşünüyorum ben. Yani biz mesela İstanbul belediye seçimlerinden bahsediyoruz. Yani hiçbirimiz İstanbul belediye seçimlerinin kazanılacağını ilk etapta çok düşünmedik. Kesinlikle kazanır demedik. Çünkü önceki tecrübeler bize bunu söylüyordu. Ama önceki belediye başkan adaylarına baktığımız zaman aslında kaybetmenin sebebinin de biraz o siyasetin doğasına uygun olmayan işler yapıldığı için olduğunu gördük. Yani mesela Mustafa Sarıgül iyi bir aday değildi ve CHP'nin İstanbul Belediye Başkanı adayıydı. Yani ya da Ankara'da işte Melih Gökçek seçildiği zaman CHP'liler, SHP'liler işte sahip çıkmadılar oylara. Yani seçimin zaferin sarhoşluğuyla erken rehavete kapıldılar falan. Yani demek ki iyi sandık organizasyonu kurduğunuz zaman, iyi adaylarla çıktığınız zaman, iyi bir seçim çalışması yaptığınız zaman, yani siyasetçi herhangi bir iktidarı isteyen birisi çalıştığı zaman bu bir harcadığınız emeğin karşılığını alma karizması var. Bu kadar hani vebali topluma yükleyecek, toplum bunu istemiyor diyecek ya da toplum cahil diyecek bir durumda değiliz yani. İyi çalışan, iyi siyaset üreten, iyi söylem üreten, doğru adaylarla ilerleyen gruplar kazanabilir. Yani bizim son iki senedir yaşadığımız şok biraz bunun şoku toplum olarak, muhalifler olarak daha doğrusu. Çünkü muhalifler büyük bir ümitsizlik, büyük bir kaybetmişlik içerisindeyken iki senedir ardı ardına sandık gördükleri zaman bir şekilde başarılı çıkıyorlar. Yani bununla mı cimi yok. Yani bugün üniversitelere sandık koyduğunuz zaman bütün baskıya rağmen hani gizli oy prensibini uygularsanız ben rektörlerin birçoğunu değişeceğini düşünüyorum. Yani üniversiteye sandık koy, kadrolaşma teşebbüslerine rağmen nereye koyarsınız? Dolayısıyla yani bu sandık meselesini hakikaten çok iyi özümsedi muhalifler ve nasıl ilerlemeleri gerektiğini, nasıl ittifak kurmaları gerektiğini, hangi adaylarla gitmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. Erin Sağkan'ı bu Diyanet meselesinden itibaren ben biraz yakından takip ediyorum. Mesela Diyanet konusunda sesi çağlar ötesinden gelen gibi bir ifade kullanmıştı. O biraz hani muhafazakarları çok rahatsız etmişti. Fakat Erin Sağkan o bildiğimiz kibirli aydınlanmacı tavrın dışında bir yol benimsemişti orada. Hatırlarsanız anayasaya mı referans vermişti? Şimdi bakacağım.
yasalara referans vererek, evet, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinin ikinci fıkrasına referans vererek hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının tercihlerinden dolayı ötekileştirilemeyeceği, eşit vatandaşlık prensibi gereği insanların cinsel tercihlerine veya hayat tarzlarına yönelik bir devlet kurumunun aşağılayıcı, ötekileştirici söylemde bulunmaması gerektiğini işaret etmişti. Bu çok önemli bir şeydir. Yani meselesini alıp bir subjektif söylemden çıkartıyor, olabilecek en objektif kaynağı dayanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Kanunları. Yani kendisinden baro başkanı olarak beklenen şey de bu. Ama orada murad ettiği şey kendi siyasi şovunu yapmaktan öte Diyanet İşleri Başkanı'nı biraz marjinalleştirmek. Şimdi de hep konuşuyoruz ya merkez siyaset, marjinal siyaset falan meselesi. Bu işler biraz da böyledir yani. Merkezi işgal edip sizin muhataplarınızı marjinalleştirme meselesidir. Erinç Sakan ısrarla bu kanun referanslarıyla ilerledi ve Diyanet İşleri Başkanı'nı marjinalize etti. Yani sen Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumunun başında olan kişi olarak kanunu ihlal ediyorsun ihtarında bulundu. Yani Erinç Sakan'a dava açıldı ama dava açılması gereken kişi kanunlara göre Diyanet İşleri Başkanı. Yani bu çok enteresan bir şey. Şimdi böyle davrandığınız zaman hani iktidarı yani merkez olduğunu söyleyen yani Türkiye'nin merkezine Tayyip Bey'in sözlerini oturtan iktidarı hızlı bir şekilde marjinalize edebiliyorsunuz. Ben bunun biraz anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye muhalefeti gibi baro muhalefeti de aslında yekpare bir bütün değil. İçinde milliyetçiler var, sekülerler var, Kürtler var, herkes var. Yani hatta daha muhalif muhafazakarlar var. Bunları bir arada toplayabilmenizin, yani bu insanları bir araya getirebilmenizin AKP nefretinin ötesinde de bir şeye ihtiva etmesi lazım. Yani kendinizi mutlaka bir değerler setiyle, mutlaka bir kurallar bütünüyle denetlemeniz, sabitlemeniz gerekiyor. Erinç Sakan işte burada bence hani geçen seneki bu LGBT ve zina meselesindeki çıkışıyla yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını referans alarak kanunlara uymayan, devletin nizamını ihlal eden aktörün bizzat AKP olduğunu söyledi. Ve bu aslında baktığınız zaman birçok toplum kesiminin asgari olarak bütünleşebileceği bir noktaya işaret ediyor. Ya Panko birlikte Halter Federasyonu'nda nasıl oldu bilmiyorum ama bu böyle bir şey. İşte İstanbul seçimlerinde mesela, Ankara seçimlerinde de biz ne Mansur Bey'in ne Ekrem Bey'in böyle ideolojik bir söylemine rastlamadık. Siyaset yapma çabasına rastlamadık açık konuşmak gerekirse. Hatta siyaseten hani bunu yadırgayanlar oldu muhalifler arasında. Kendilerini mutsuz ve temsil edilmiyor gibi hissedenler oldu. Fakat böyle yaptıkları için biraz geniş bir platformu, geniş bir zemini oluşturabildiler. Benim kanaatim bu. Üstelik bir de bir ortak nokta var. Hem Erinç Sakan'da hem mesela İmamoğlu'nda. Ya hakikaten yönetebileceğinizin sinyalini vermeniz gerekiyor. Yani herhangi bir iktidara talipseniz, yani bunu sadece belli bir iktidarı yıkmakla değil, aynı zamanda geldiğiniz zaman sizin enerjinizle, işte ne bileyim bir koalisyon kurma yeteneğinizle sorun çıkartmadan yönetebileceğinizin sinyalini vermeniz gerekiyor. Artık bu insanlar bu sinyalleri de veriyorlar. Biraz önce bahsettiğim yani mesela Zülfü Livaneli, Mustafa Sarıgül gibi adaylar insanların karşısına çıkartıldı İstanbul'da. Yani ne bekliyoruz ki? Dolayısıyla hani bu insanların profili de aslında çağa biraz uygun. Popülizm biraz hani genel olarak siyaseti de etkiliyor. Bir ideoloji olarak popülizmden bahsetmiyorum. Hani lidere ve siyasetçilere yapılan vurgu anlamında bahsediyorum. 1960'larda, 70'lerde mesela kel göbekli, yaşlı politikacılar görebiliyorduk. Artık onları da göremiyoruz yani. Daha o figürlerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. O görüntülerinin, lisanlarının, telaffuzlarının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş bu profildeki insanların yönetme iradesi göstererek, koalisyonlar kurarak bu iktidarları devraldı kanaatindeyim ben. Türkiye açısından çok şey söylüyor bana sorarsınız. Yani Türkiye açısından çok şey söylüyor. Benim mesela bu seçimlerden muhalefetin çıkartacağı dersler olduğunu düşünmem boşuna değil. Çünkü hakikaten yani sizin muhalefeti bölecek, muhalefeti subjektif tartışmalara boğacak tartışmalardan ziyade yönetme, iktidarı devralma iradesi göstermeniz gerekiyor. Bunu gösterdiğiniz zaman bu işler oluyor. İbret bahsini anlamadım Ruşen abi. Yani ibreti, yani her ne kadar devşirme mi değil mi tartışması yaptıysak da
Mesela Metin Feyzoğlu gayet sakin bir şekilde bu seçimi kaybedebilirdi. Yani bu büyük iniş çıkışları yapmasa. Ama şimdi öyle bir yerde kaybettik ki artık hiçbir geleceği yok yani. Birçok bu trene atlamış birçok insanın başına bu gelecek bence de. Öyle görünüyor. Çünkü orada bir meşruluk dayanağı tercihi yaptığı insanlar. Mesela herkes bir cami adına konuşuyor. Yani baktığınız zaman ülkücüler adına konuşanlar, Kemalistler adına konuşanlar, Kürtler adına konuşanlar falan. Yani böyle herkes bir cami adına konuşmakla kendisini tanımlıyor. Üstelik ilginç bir şekilde kendisini camiaların temsilcisi olarak gören insanlar da bir şekilde o nereden edindikleri meçhul olan meşruluğu Tayyip Bey'e kiralamakla meşguller. Yani oradan kendilerine bir mikro iktidar alanı yaratıyorlar. Halbuki bu insanların meşruluklarını aldıkları bir süreç yok. Yani mesela son işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücüler adına konuşması ve bu Alparslan Türkeş Vakfı üzerinden kopan tartışma. Yani bu tartışmanın sebebi bence 2016 senesindeki işte parti içerisindeki seçim. İnsanlar şunu soruyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı meşruluğunu delegeden mi aldı yoksa iktidardan mı aldı? Yani çok enteresan. İnsanlar iktidardan meşruluk alıyorlar. Kendilerini belli bir grubun temsilcisi olarak tanımlayıp yeniden iktidarı bunu kiraya veriyorlar. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Ya Metin Feyzoğlu mesela, Kemalistlerin, sekülerlerin, yeni nesil Atatürkçülerin kimden aldı bu payeyi? Kim ona bu payeyi verdi? Hiç kimse. İktidar verdiğini, iktidar verdi. O da iktidarın kendisine verdiği payeyi yeniden iktidara kiraladı. Bir toplumsal zemini olmadığı için, bir meşruluk zemini olmadığı için iktidarın gücü arkasından çekildiği zaman veya sandıkla yüzleştiği zaman bu insanlar hakikaten bir şekilde bir bilgisayarımıza kaydettiğimiz dosya gibi sildiğimiz anda çöp kutusuna gidiyor. Evet. Adını koyalımı burada noktalıyoruz. Ayşe Çavdar, Kemal Can, Burak Bilgehan Özbek. Çok teşekkürler. İzleyicilere de teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere. İyi günler. Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.